Kafa kırıkçısı bilinen 300 türü var. Türkiye'de genellikle Eukaliptus kremandolus denilen bir tür yetişir. Bu gördüğünüz Adana Eukaliptus'u dediğiniz. Adana Eukaliptus'u. Eukaliptus globulus, yani Avustralya'da yetişen şifalı Eukaliptus ağacından sonra ikinci derecede şifalı Eukaliptus diyebiliriz. Eukaliptus birleşimindeki eterik yağlı nefes açıcı. Yani üşütme grip nezle için hazırlanan kremler, efendim, balzamlara katılır. Eterik yağlara bunun eterik yağı katılır. Bir, iki, Fallenberg ve Profesör Doktor Fallenberg ve Profesör Doktor Zick'le yapmış oldukları eterik yağlarla ilgili araştırmalarda 10 mililitre nane yağı, 5 mililitre eukaliptus yağı ve 85 mililitre etil alkolle karıştırarak bir efendim iksir elde etmişlerdir. Ve böyle alnınıza bu karışımı sürdüğünüz şıkaklarınızda saniyede migreni önler. Saniyede baş ağrısı. Çok ağır olmayan vakaları tabii. Yine Fallenberg, Profesör Doktor Fallenberg ve Profesör Doktor Zick'le 432 sıtma rahatsızlığı olan hasta üzerinde tedavi denemeleri yapıyor. Kininle sıtması iyileşmeyen 432 hasta, 310'u Eukaliptus tentürü ile iyileşmiştir. Eukaliptus tentürü. Tentür nasıl yapılır? Bu yaprakları kuru veya yaş, etil alkol veya sirke, fark etmez. 6 hafta bekletiyorsunuz, etil alkolde veya sirkede. 6 hafta beklettikten sonra eukaliptus sirkesi olur veya eukaliptus tentürü. Çorba karşı içiyorsunuz sabah öğle akşam. Sıtmaya karşı dünyada en etkili bitki olduğunu Profesör Doktor Fallenberg ve Profesör Doktor Zick'le yapmış oldukları araştırmalarda belgelemişlerdir. Bu nedenle eukaliptus ağacına ağaç, küçük bir ağaç 70 metre boyunu bulabilir. 70 metre. Ve saatte 70 litre su çekebilir. Çekmiş olduğu suyu bu yapraklarıyla eterik yağa dönüştürerek çevreye yayar. Ne olur diyeceksiniz, yayarsa çevreyi temizler, arıtır. Dünyada en çok su harcayan bitkidir. Bahçenize, tarlanıza, sokağınıza eukaliptus ağacı ekerseniz ne olur? Antibiyotik kullanıyormuş gibi olursunuz. Bitkisel antibiyotik, doğal antibiyotik. Neden? Çünkü öksürük, bronşit, faranjit, astım gibi rahatsızlığınız varsa bu bitkinin ağacından, yaprağından çıkan eterik yağları teneffüs ederek enhalasyon yapıyormuşsunuz gibi teneffüs edersiniz, akciğeri temizler. Siz farkına varmazsınız. Bahçenizde bunun güzel kokusu yayılırken farkına varmadan enhalasyon yapar. Sabah, öğle, akşam yatarken bahçenize ekin. Sizin, ailenizin, çocuğunuzun üşütme grip nezle rahatsızları çok kolay atlattığınızı görürsünüz. Ve kolay kolay hastalanmadığınızı, bağışıklık sisteminizin güçlendiğini görürsünüz. Bir, iki, bataklık varsa çevrenizde ekin bataklığı, sivrisineği yok eder. Eukaliptus ağacı doğal antibiyotik. Allah'ın kutsal ağaçlarından biridir diyebiliriz yani. Kutsal, çok mübarek. Doğal antibiyotik, çevreyi temizler, doğayı temizler. Bir eukaliptus ağacının çevreye katkısı, doğaya katkısı 500 bin euro. 500 bin euro. Biraz önce bir vatandaşa sordum burada, dedim ki burası gidip. Bu bitkinin adı nedir? Sulfalik dedi. Sulfalik. Ne işe yarar dedim? Hiçbir işe yaramaz diyor. Evet, hiçbir işe yaramaz. Hiçbir şey yaramaz dediği bu ağaç, çevreye katkısı 500 bin euro. Sineği, zararlı haşeratı öldürür. Yapmayaymış olduğu eterik yağlarla.
Nefesiniz açar, üşütme, grip, nezleyi önler, eterki ile baş ağrısını geçirirsiniz eterki ağla. Ten türüyle sıtmayı önlersiniz. Yani sayılmayacak kadar faydası var. Fehep bilen yok. Akciğeri temizliyor. Baş ağrısı migrene iyi geliyor. Sıtmayı önlüyor. Vatandaş diyor ki hiçbir şey yaramaz, her yer yetişir diyor. Lüzumsuz bir şey diyor. Evet. Hürmetler, saygılar. Doğamızı tanıyalım. Bitkilerimizi, ağaçlarımızı tanıyalım. Çevreyi tanıyalım. Saygılar, hürmetler.